Biz yaklaşık 6 aydır Süleymanpaşa Belediyesi'ne 259-59-59 numaralı bir numara aldık. Akılda kalıcı olsun diye 0800 bir numaramız vardı. O 0800'lü hatlara genelde reklamlar, daha çok reklamlar değil aramalar olduğu için vatandaşla aramızda bir bağlantı kopukluğu oluyordu. 259-59 numaralı hatta devreye soktuktan sonra son 6 aydır Süleymanpaşa Belediyesi'ne gelen bütün talepleri başlıklar altında topluyoruz. Yani fen işlerinden tutun temizlik işlerine, temizlik işlerinden mali hizmetlerine kadar yaklaşık 200 kalem talep ve şikayet belirledik. Bu talep ve şikayet belirlendikten sonra şehrin en önemli sorunu, ki ben de biliyorsunuz bu şehirde yaşayan normal bir vatandaşım aynı zamanda. Belediye hizmetlerinde talebimizi bildirdiğimizde geri dönüşü maalesef almakta zorluk yaşıyorduk. Burada önemli olan, buradaki Akçözüm Merkezi'nin asli görevi aslında vatandaşla belediye arasında bir köprü vazifesi oluşturmak, gerçek anlamda takibi kolay olması gerekiyor. Süleymanpaşa Belediyesi yaklaşık 1000 kişilik bir fabrika gibi düşünün. Birçok müdürlüğün faaliyet gösterdiği, birçok insanın çalıştığı bir yer. Ama maalesef vatandaş taleplerinin ne kadarı karşılandı, nasıl karşılandı, hangi süre içerisinde karşılandı, bunların hiçbirini takip edemiyorduk. İşte bu sistem artık bir talep geldiğinde veya bir şikayet geldiğinde müdürlüklerimizle bunları paylaştırdık ve bunların her birine bir milat verdik, bir tarih verdik veya saat verdik. Dedik ki, farazda söylüyorum, işte bizim şu mahallemizde çöplerimiz alınmadı dedikten sonra bizim 3 saat içinde müdahale etmemiz gerekiyor. Farazda söylüyorum bunu. Veya bir kazı yapıldı, bizden habersiz veya haberli. Kazıdan dolayı yolda çok ciddi sıkıntılar var. Fen işlerine bunu yönlendirdikten sonra 24 saat içinde çözeceksin diyoruz. Biz bunları tek tek başlıklara bölüledik. Bir bunlara bir çalışma saati takvimi verdik. Şu kadar saat içinde bu talebi çözeceksin dedik. Kırmızı ve yeşil veriyor. 24 saat içerisinde eğer ki fen işleri veya temizlik işleri veya mali hizmetler her neyse gelen talebi verdikleri süre içerisinde çözmüyorlar ise benim ekranlarıma düşüyor. Vatandaştan gün içerisinde yaklaşık 350 civarında telefon alıyoruz veya talep alıyoruz. Bu kırmızıya düştüğü an işte diyeceğiz ki Kenan Bey burada mı göremiyorum şu anda. Kenan Bey neden bu kırmızıda kaldı bir anlat bakalım diyeceğimiz bir sistem. Yeşile döndüğü anda vatandaşımız bizim şu andaki işimiz, bizde talepte bulunduğumuz noktadaki sıkıntınız giderildi. Farklı bir talebiniz var mı diye de vatandaşımıza bilgi verileceği bir nokta. Burası 7-24 hizmet verecek mesai saatleri içerisinde birebir de mesai saatleri haricinde de 24 saat esaslı çalışan yukarıda aynı eğitimli bir santralimiz var. Yani daha hızlı işleyişi, bürokrasinin azaldığı ve bürokrasinin takip edildiği bir sistem kurmuş olduk bu sayede. Allah nasip ederse aybaşı itibariyle tam manasıyla oturmuş olacak yapı. Programla ilgili yani mesai çalışma saatleri, daha doğrusu işin görülme saatlerini bir daha elden geçirmemiz gerekebilir. Ama Allah'a hamdolsun pazartesi günü itibariyle bismillah diyoruz. Aybaşı itibariyle tamamıyla sistemin oturduğu bir yeni bir çözüm merkezimiz olmuş olacak. İnşallah Süleymanpaşa'da yaşayan tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olur. Takip edilebilirlik ve bilgiye çabuk ulaşılabilirlik, sonuca da çabuk ulaşılabilen bir sistem kurmaya çalışıyoruz belediyemizde. Allah nasip ederse Akçözüm Merkezi de burada bütün Trakya'ya bence örnek olacak bir sistem çalışıyor içeride. Sadece onunla değil, içeride insan kaynakları da var. Belediyede çok fazla iş talebi geliyor. Biz o iş taleplerini iş kurulu birlikte koordine yürütebileceğimiz, elimizdeki taleplere göre bir veri tabanı oluşturabileceğimiz bir sistem kuruyoruz. Velhasıl kelam inşallah hem şehre hem ilçemize hayırlı olsun diye dua ettiğim güzel bir yerimiz oldu. Bu bir anlamda esnaflarımız daha da buradaki anlara da bilgi vereyim. Allah nasip ederse Sinemalar Sokağı'yla bu sokağı biz komple elden geçireceğiz. Belki bu kişi yetiştiremeyebiliriz ama önümüzdeki ilkbahar itibariyle bu caddeler artık pırıl pırıl, daha yenilenmiş, ışıklandırılmış, bazıları tek tip boyanmış. Yani şehirde farklı bir hava katan birkaç argüman daha sahip olmuş olacağız. Hem pasajların girişleri toparlanmış olacak. Hem daha önce de ben arz etmiştim, STK başkanlarımız konuyu biliyor. Biz ticaret odası, Tekirdağ Ticaret Sanayi ve Ticaret Odası, aynı zamanda da Odalar Birliği, Sami Başkan ve Cengiz Başkan'la bir toplantı yaptık. Bu toplantı neticesinde pandemi olmamış olsaydı bu dönem devreye girecekti. Tüm Trakya'da cazibe merkezi olacak ve buradaki hem pasaj günlerinin hem cadde indirim günlerinin tanıtıldığı, tüm Trakya'daki billboardlarda, görsellerde çıktığı bir proje hazırlamıştık. Ama maalesef
Pandemiden kaynaklı bunu başaramadık, yapamadık. Daha doğrusu korktuk. Yani çok yoğunluk gelirse hasta yayılmasına, pandeminin yayılmasına etki sağlar mıyız, hızlandırır mıyız diye. İnşallah bu dönem içerisinde bu illetten de kurtulursak, ben inanıyorum ki Süleymanpaşa'nın Hükümet Caddesi ve etrafı gerçekten modern, insanların Mars'a yerleşmeyi planladığı yerde biz böyle incik boncuk çift şerit olsun, tek şerit olsun, gitsin gelsinlerin artık konuşulmadığı, daha böyle cazibe merkezi olmuş bir Süleymanpaşa olsun istiyoruz. Bu doğrultuda da projelerimiz devam ediyor. İnşallah siz daha önce de söylemiştim, 31 Mart akşamı bizi seçerek üstüne düşen görev zaten fazlasıyla yaptınız. Bundan sonra bize çalışmak düşüyor. Bizim sizden sadece beklentimiz, bir Allah razı olsun, bir dua, onun haricinde başka bir beklentimiz yok. Siz zaten üzerinize düşeni fazlasıyla yapmış oldunuz. Tekrardan şehrimize hayırlı olsun diyorum. Hem 205 bin hemşerimize, hem tüm Tekirdağ'da yaşayan 1 milyon 50 bin hemşerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ayaklarınıza sağlık, geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.